Selam arkadaşlar. İzin takip programının 3. dersiyle devam ediyoruz. Bir önceki derste şuradaki sayfa isimlerini değiştirdim. Bu sayfaya izinler ismini verdim. Şuna da personeller dedim arkadaşlar. Siz de eğer devam takip ediyorsanız aynı şekilde bu sayfaların adlarını değiştirin. Hemen Visual Basic tarafına geçiyorum. Bana bir mesaj formu lazım. Hemen şuradan user form'a tıklıyorum. Sayfayı şöyle, formu şöyle biraz küçültüyorum. Şöyle, tamam. Sonra buraya bir picture alıyorum arkadaşlar. Burada mesela özellikler menüsü gözükmüyor. Properties gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şuradaki düğmeden properties'i getirdim. Şöyle biraz yukarı çektim. Şurada picture yazan yerden daha önce internetten indirdiğim şu information'i alıyorum. Ve şurada picture size modu da stretch yapıyorum arkadaşlar. Yani tam uydur sığdır yaptım. Etrafında siyah çerçeve var. Bu çerçeveden kurtulmak için border style'ini sıfır yapıyorum. Şimdi resmin arka planı beyaz olduğu için ben sayfanın rengini de beyaz yapıyorum. Sonra buranın üzerine hiçbir şey almaya gerek yok. Direkt bir label alıyorum şuraya. Label'ın fontunu ne yapalım? Kalibri, en çok sevdiğim yazı biçimi. Kalın ve 20 yapayım. Sonra şu fontu şöyle biraz uzatıyorum. Hemen tüm mesajlarım bu alana sığacaktır. Bu şekilde ayarladıktan sonra formun caption'ına da bilgi yazalım ya da mesaj yazalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bu mesaj formunu çarpıya bastığımız zaman kapanmasını engellemek için aslında şu picture sığmadı ya buraya. Başka bir resim vardı. Bunu getireyim. Mesela şu infoyu getirsem. Kalitesi düşük. Tamam böyle olsun. Başka bir resim var mı burada? Yok. Tamam böyle. Şimdi bu çarpıya bastığım zaman şu çarpının işlev görmemesi için şöyle bir şey yazabilirsiniz. Formun içine giriyorum. Burada user formun query close olayına giriyorum arkadaşlar. Sorgulu kapatma. Buraya diyorum ki eğer if yazıyorum. Şurada close mod var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kapatma modu. If close mod eşit değil 1 ise cancel. Bakın şurada da cancel var gördüğünüz gibi. Şöyle yazılmış. Cancel eşittir 1 diyorum. Bu kodu her zaman formlarınızın içine yazabilirsiniz. Bu şu demektir. Çarpıya bastığı zaman cancel işleme koyma yani kapatma. Dolayısıyla bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi ben burada 2 saniye bekledikten sonra bu formun kapanmasını sağlayacağım. Formun activate kısmına geliyorum. Form aktif olduğu zaman. Burada diyorum ki appl yazıp kontrol boşluk dediğiniz zaman application yazı çıkıyor. Application nokta white arkadaşı white bekle. Burada time diyor. Time için now yani şimdi artı time value nerede? Time value parantez açıyorum. Bana diyor ki şeyi söyle 00 saat 00 dakika 02 de saniye dedik. Ondan sonra unload me yazdığım zaman 2 saniyeden sonra kapan. Bakın çalıştırıyorum. 2 saniye bekledikten sonra kapandı gördüğünüz gibi. Çalışıyor, çalıştı ve kapandı. Yani mesajımızı verdikten sonra 2 saniyeden sonra burası kapanacaktır. Şunu sileyim. Daha önce eklemiştim. Şu form 2'nin ismini de FRM mesaj diyorum arkadaşlar buna. FRM mesaj. Formumuzun adı FRM mesaj. Şimdi mesela yeni izine geldim ya da
Personel kayda geldim. Burada kaydet dediğimiz zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki FRM mesaj nokta şurada label 1 kalmış. Buradaki şu label'in ismini de LBL mesaj yazalım. LBL mesaj. Tamam. Şimdi tekrar kayıt butonunun içine girdim. Diyorum ki form mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir personel kaydedildi. Kaydedildi dedik ve FRM mesaj nokta show diyorum. Altına da unload me diyorum. Bakın şöyle çalıştırdığım zaman personel kayıt formunu, burada bilgileri gireceğim. En sonda kaydete bastığım zaman personel kaydedildi diyecek ve kapanacak. Evet, buraya kadar tamam. Tabii şu butonun ismini de değiştirmekte fayda var. Gerçi bunlar hiçbirine isim vermemiş miyim? Vermişim. Tamam, hepsine isim vermişiz. Evet, tamam. Sadece şu butona isim vermemişiz. BT command butondur ismi. Buna BTN kaydet diyorum. Şuna da BTN kapat demişiz. Tamam. Şimdi az önce bunun ismi command buton 1'di. Ben şu anda çift tıkladığım zaman bu butonun içi boş gelecek. Niye? Çünkü biz önce ismi command buton olduğu için oraya gitti kodlarımız. Dolayısıyla buraya taşıyacağız. Artık command buton 1 diye bir prosedüre ihtiyacımız yok. O boşa çıktı. Şimdi kaydetme işlemini yapıyoruz. Öncelikle sayfamızın ismi ne? Nereye kaydedeceğiz arkadaşlar? Buraya kaydedeceğiz. Her seferinde buraya bir satır ekleteceğiz. Ve boşa çıkan satıra da verimizi alacağız arkadaşlar. Mantığımız bu. Kaydetme mantığı bu. Yani daha önceki örneklerde ben hep alta kaydediyordum. Şöyle alt alta. Ama bu şekilde daha basit olduğu için hep aynı noktaya kaydedeceğim. Bu yöntemi deniyorum arkadaşlar. Hemen yapalım. Şuraya hatta biz mesela şu satırı bunu kesip buraya bunu bir prosedür içine yazabilirim mesela. Sub kaydet mesajı. Mesajı kaydet mesaj diyebilirim buraya. Bakın bunu buraya kaydettikten sonra artık sadece kaydet mesaj diye buraya çağırabilirim. Hatta kaydetmeyi de bir prosedür olarak yazayım. Sub personel kaydet. Geldim aşağıya. Şimdi öncelikle kaydetmeden önce bir sorgulama yapmamız lazım. Buradaki sicil no, adı soyadı, departman, ünvan, işe giriş tarihi, buradaki bütün komponentler boş ise hata verecek. Diyecek ki boştur arkadaşlar. Bunu bir döngüyle yapabiliriz aslında ama ben yine de şöyle yazacağım. Eğer if txt sicil nokta value eşittir boş ise veya txt ad soyad nokta value eşittir boş ise aslında bir döngüyle bunu yapmaya çalışalım. Biraz uzayacak burada. Şurada arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Döngü olarak bir
Bir saniye arkadaşlar. Bir dakikanızı alayım buradaki şeyin. Neyse arkadaşlar. Neyse en epey sıkıntılı olacak ya. Şimdi üzerinde formun üzerinde tarih var, kombolar var. Yani buradakiler stabil, mesela text box olsaydı bir döngüyle temizletebilirdik arkadaşlar. Yani diyecektik ki işte dim a as control diyecektik. Sonra for h işte a in i nokta controls diyecektik arkadaşlar. Şurada next diyeceğiz. İşte eğer type name yani A'nın tipin eşittir işte text box ise ve A nokta value eşittir boş ise then hsg box eksik bilgi var and if diyecektik. İşte hepsi aynı kontrol olmadığı için böyle bu şekilde kod yazarak kafanızı karıştırmayayım. Bildiğimiz yoldan ilerleyelim şimdilik. Kaydette diyeceğiz ki eğer txt'de sicil no or sicil no eşittir boş ise veya txt'de ad soyad nokta value eşittir boş ise value de evet value diyeceğiz. Şuna da value ekleyelim. Veya txt'de ne kaldı arkadaşlar? Departman ünvan txt'de değil combo box departman nokta value işte boş ise veya combo box ünvan nokta value aslında buna value demeyelim. Departman nokta list index küçüktür 0 ise veya combo box ünvan nokta list index küçük 0 ise bu yani hiç içinde bir şey yoksa demektir. List index 0'dan küçük olması demek o şuranın boş olması demektir. Şu anda mesela şu anda 0'dır. Şöyle 1'dir. Şöyle 2'dir. Böyle sıralaması var. 0'dan küçük ise demek yani hiç seçilmemişse. Veya TX'e şu izini şey yapacağız. Burada her halükarda burada bir tarih vardır. Hak ettiği izin, kullandığı izin ve kalan izin. Veya TX'te hak ettiği izin nokta value eşittir boş ise veya TX'te K'ye basıyorum kullandığı izin nokta value eşittir boş ise son olarak veya txt'de kalan izin nokta value eşittir boş ise then şuraya bir end if'i hemen yazalım şöyle frm mesaj nokta label mesaj nokta caption eşittir eksik da şöyle yazabiliriz lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz diyelim. Eksiz giriniz. Bir de ilk harfleri niye büyük yazdım ki ya? Ya da böyle kalsın. Ondan sonra frm mesaj nokta show diyoruz. Altına da başka da bir şey demiyoruz. Sonra bu btn kaydetin içine arkadaşlar BTN kaydedicide personel kaydet şu prosedürü yazdım buraya. Bir çalıştıralım.
Mesela şu anda kaydede basıyorum. Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Sicil numarasını yazdım. Eksik var. Adını yazdım. Eksik bilgi var. Yine buradan bir tane seçtim. Gördüğünüz gibi yine eksik bilgi. Ta ki hepsi tam olduğu zaman bakın işe giriş tarihini hemen yazalım. Mesela 2004'te girdi. Hesapla dedik. Kullandığı da 67 olsun. Şimdi bakın hiçbir mesaj vermedi. Çünkü tüm bilgiler doğru. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim aşağıya. Tabii bir şuraya bir de exit sub yazmamızda fayda var arkadaşlar. Eğer eksikse exit sub diyelim ki aşağıya inmesin. Yani end if'in altına girmesin. Şimdi kaydetmeye başlıyoruz. Hemen diyoruz ki sheets arkadaşlar nereye kaydediyoruz? Hangi sayfaya? Şu sayfa personellere kaydedeceğiz. Dolayısıyla hemen sheets personeller nokta rows parantez açıyorum. İkinci satıra bir insert yapıyoruz. Bir satır açtık orada. Ondan sonra ayarlar sayfasındaki şu ayarlar sayfasındaki nereye kayıt yapacağız? Şuraya bir şey yazalım. Buraya ne diyelim? Personel ID diyelim. Şuraya da arkadaşlar personel ID yazacağız buraya. Şu D'ye. Hemen şunu yazıyorum. Insert yaptıktan sonra sheets ayarlar nokta range D'nin birinin değerine ne yapacağız? Bir arttıracağız. Bunu kopyalayıp şöyle yapıştırıyorum. Artı bir diyorum. Evet. Hatta bunu da yine bir prosedür içine alabilirim. Bunu buradan kestim. Yine sub yeni ID ver diyorum. Yeni personel ID ver ya da personele ID ver diyelim. Personele ID ver diyelim. Personel ID ver dedik. Buraya yapıştırdım bu satırı. Artık şuraya personel ID ver diyebilirim arkadaşlar. Her seferinde bunu kullanabiliriz artık. Personele ID verdik. Hemen kaydetmeye başlayalım. Şunun arkadaşlar range A2'ye ne veriyoruz? A2'ye ne veriyoruz? Şunu getiriyoruz arkadaşlar. A2'ye ayarlar sayfasındaki D1'in değerini atıyoruz. Çünkü dikkat edin personel sayfasının A2'sinde ne vardır? ID vardır. Sonra B'de şöyle sayfayı biraz küçülteceğim ki hemen orayı da görelim. Hatta şunu da şöyle yukarı çekeyim. Evet hem sayfayı görüyorum hem de neyi nereye kaydedeceğimi görebiliyorum rahat bir şekilde. Şunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. B2'ye nokta value de yazalım buraya. Şuraya da. Tamam. Eşittir. Ne diyorum? Txt'de sicil no nokta value diyorum. Sonra bunu kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Şuna C'ye, C sütununa bir harfli yasa daha güzel olur. Txt'de ad soyad. Txt'de ad soyad. Hatta büyük harfe çevirelim bence. Bu case. Bu case dedik. Yani büyük harfe çevirerek kaydet. Tekrar bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu sefer D sütununa departman yazacağım. Yine büyük harfe çevirmeye gerek yok. Zaten listeden seçilecek. Ctrl CB D yazıp Ctrl boşluk diyorum. Nokta value diyorum.
Yine yapıştırdığım S sütununa ünvanı arkadaşlar combo box ünvan. Combo box U yazıp kontrol boşluğu diyorum. Ünvanı geldi. Tekrar yapıştırıyorum. F sütununa ne diyeceğim? TXT işe giriş tarihi nokta value dedim. İşe giriş tarihini de attım oraya. Sonra G sütununa TXT toplam TXT hak ettiği izin. Hak ettiği izin nokta value. Yine bunu kopyalayıp aşağıya yapıştırdım. Ne yazacağım bu sefer de G'den sonra yukarıya bakıyorum. H sütununa kullandığı izin. X'de kullandığı izin. Nokta value. Ve son olarak I sütununa X'de kalan izin. Nokta value dedik. Pardon kalan değil ya. Hak ettiği izin, kullandığı izindir bu. TX'de kullandığı izindir arkadaşlar. Aşağıda da kalan izindir. Sayfaya kaydettikten sonra mesaj ver diyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir prosedür yazmıştık hatırlıyorsanız. Kaydet mesaj. Kaydet mesaj güzel değil. Mesaj ver diyelim. Mesaj ver. Tamam. Şuraya da mesaj ver diyoruz. Tamam. Şimdi ben bir de şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Ben şimdi bir makro atayacağım. Bu makroyu atamamın sebebi şu olacak. Tabii burada biz makrolardan da faydalanacağız. Benim amacım mesela ben burada örneğin bunun ismi bu Zeki'dir mesela. Zeki gün olsun. Ben buraya Ahmet Demir'i kaydettiğim zaman otomatikman sıralasını istiyorum. Sıralasını istiyorum. Bunu makro ile yapacağım şimdi. Bakın ne yapıyorum. Geliyorum geliştiriciye. Makro kaydet diyorum. İsim olarak personel sırala. Personel sırala. Sırala dedim. Evet. Personel sırala. Bakın tamam dedikten sonra ne yapıyorum? Şu adı soyadına tıklıyorum. Giriş sayfasına geliyorum. Şu AZ butonundan AZ'ye tıklıyorum. Ve kaydı durduruyorum arkadaşlar. Geliştiriciden kaydı durdur diyorum. Sıralama kodumuzu yazdık. Hemen Visual Basic tarafına gittim. Burada bakın şöyle bir modül oluşturmuş. Modül 3'te mi? Evet modül 3'te oluşturmuş. Modül 1'de ne var? Modül 1, 2'de bir şey yok. Bunları silebilirim. Remove diyorum. Hayır diyorum. Modül 2'ye de remove diyorum. Hayır diyorum. Şu modülün ismini de buraya da modüller diye isim veriyorum. Tamam. Personeleri sırala. Şimdi burada ne yapmam lazım? Bakın şurada sheet şey range C1 demiş. Ben buraya sayfanın adını da belirteceğim. Sheets diyorum. Personeller diyorum. Parantezi kapatıyorum. Nokta range C1'i seç. Buraya kadar güzel. Active Work'taki personeller sayfası sort. Sırala. Önce sıralamayı sil. Sonra personel sayfası sırala. A2'den I2'ye kadar demiş. A2'den I2'ye kadar. İşte burada bir sorun var. Burada ben bir değişken tanımlıyorum. Dim x as long diyorum arkadaşlar. Bir for döngüsü açıyorum. For x eşittir 2 to 1 milyon diyorum. Şuraya next diyorum. Diyorum ki eğer şunu aynısını alıyorum. Eğer range personeller sayfa şey sheet personeller sayfasındaki a'nın x'i nokta value eşittir boş ise then exit for diyerek oradaki satır sayısını öğrendim. Sonra şuraya şu a'dan i'ye kadar diyor ya arkadaşlar. Bakın a'dan i'ye kadar diyor ya. Şimdi A2'den I2'ye. Şimdi tek bir kayıt olduğu için burada tek bir kayda göre sıralama yapacağım. Ama ben ileride burası çok satır olduğu zaman şöyle yaptıracağım. Şu 2'yi buradan siliyorum.
şuraya ve x diyorum. X'e kadar bunu sıraladım. Şimdi bu prosedürü nasıl kullanacağım şimdi? Dikkat edin. Şuraya geliyorum. Mesaj verden sonra şöyle yazıyorum. Modüller nokta personel sıralama. Evet. Çok güzel. Ondan sonra unload kapattıralım mı acaba? Personel kayıtta kapattırmayalım. Temizledi. Bir daha şey yapalım. Şuraya temizle diyorum. Formu temizle. Şimdi formu temizle prosedürümüzü de hemen oluşturalım. Şuraya sub formu temizle. Hemen temizlemeye başlayalım. X'te sicilno nokta value eşittir boşluk. X'te ad soyad nokta value eşittir boşluk. TX'te departman, TX'te değildi, combo box departman nokta list index eşittir eksi 1. Bu eksi 1 sıfırlama demektir arkadaşlar. Combo box ünvan nokta list index pardon arkadaşlar eksi 1. Zaten ben şuraya bakarak arkadaşlar temizliyorum dikkat ederseniz. TX'te işe giriş tarihi var orada. Öyle kalsın. TX'te hak ettiği izin nokta value eşittir boşluk. TX'te kullandığı izin nokta value eşittir boşluk. TX'te kalan izin nokta value eşittir boşluk dedik. TX'te sicilno nokta set focus diyoruz. Ve oraya focus diyoruz arkadaşlar. Bence bitirdik. Yani kayıt işini bitirdik. Bir kontrol ediyorum. Bir bakalım. Çalıştıralım. Ana sayfaya geldim. Programı aç diyorum. Personel aslında dur da şurada çalıştıralım bence. Şöyle bir dakika. Tekrar tekrar Visual Basic tarafına gidelim. Personel kaydı burada çalıştırayım ki hem sayfayı göreyim hem de buraya kayıt yapayım arkadaşlar istiyorum. Daha doğrusu şu sayfadaki kaydı da sileyim önce. Sil. Tamam. Şu anda bakın ayarlarda personel ID boştur şu anda gördüğünüz gibi. Personel ID'miz buraya gelecek. Şurayı yeşil yapayım. Çizgisini göstereyim. Personel ID'miz buraya gelecek. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum ve bakıyorum. Sicil no. Tabii bunu kısıtlamakta da fayda var. Acaba sicil kaçtır en fazla? Üst tam 004 desek. Bence sicil numaraları 6 hanelidir. Bunu 6 ile sınırlandırabiliriz. Adı soyadı Zeki Gün diyorum arkadaşlar. Departmanı Fen ve İmar Servisi. Ünvanı uzman. İşe giriş tarihi 2001. Hak ettiği izini hemen hesapla diyorum. Kullandığı da 380 diyorum. Falan 24. Bakın kaydedildiğim zaman personel kaydedildi dedi. Ve program kapandı. Niye kapandı ki? Biz buraya unload me demişiz. Personel izinde kapat var mı? Personel kaydet. Mesaj ver. Mesaj ver. Kapanmasın. Neyse biz buradan çalıştıralım. Ana sayfadan çalıştıralım. Hatta ben bu butona tıkladığım zaman o sayfaya göndereceğim şimdi. Şurada form.show demişim ya arkadaşlar. Bunun altına hatta üstüne sheets. Yani benim amacım aslında hem kaydı görün. Onun için ben oraya şey yapıyorum. Sheets
personeller nokta select diyorum. Yani o sayfaya gitsin istiyorum. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Sheets'i yanlış yazmışım. Evet, personeller. Şimdi bakın, dikkat ederseniz şu anda personel sayfasına geldi. Şöyle görüyorsunuz. Personel kayda geldim. Bir kişi daha kaydedelim. Usta 005 diyelim. Şimdi Ahmet Demir dedim. Departmanı seçtim. Şef dedim. İşe giriş tarihi 01-02 2007. Hemen hesapla diyorum. Kullandığı izin 220 olsun. Bakın arkadaşlar, şu anda bu sıralamaya dikkat edin. Kaydet dediğim anda bakın Ahmet'i Zeki'nin üstüne buraya kaydetti. Ahmet burada. Bir kişi daha kaydedelim. Mesela Ahmet'ten önce Abdullah diyelim. İstici numarası yazdım. Abdullah Kaya olsun. Kara olsun. Departmanı seçtim. Ünvanı seçtim. İşe giriş tarihi 2002 diyelim. 2002. Hemen hesapla dedik. Kullandığı izin 350 diyelim. Kaydete bastığım zaman bakın Abdullah Kara buraya geldi. Sıralıyor yani, demek istediğim. Mesela Yusuf'u kaydedeyim. Zeki'nin üstüne gelmesi lazım. Yusuf'u kaydedeceğim şimdi. Yusuf Güneş olsun. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Hak ettiği izin 2012. Bir dakika. Şu hesaplayı biraz daha pratik yapabiliriz. Şimdi kaydı dediğim zaman her zaman yukarıya. Evet, sonra da ne yaptı? Bakın arkadaşlar, Yusuf Zeki'nin üst tarafına geldi gördüğünüz gibi. Aslında mesajdan önce sıralasak daha iyi olacak. Hemen geliyoruz. Personel kayıtta mesaj veriyor ya, sonra sıralıyor. Önce sıralasın, sonra mesaj versin. Şöyle önce sıralasın ve mesajımızı versin. Buraya kadar güzel. Sadece şuradan sonra hesaplaya fokuslamamız lazım. Bir de hesaplaya tıkladığı zaman şuraya fokuslamamız lazım arkadaşlar. Hesaplaya çift tıklıyorum. Hesaplama işini yaptıktan sonra şu end if'in alt adı, şu exit sub'ın ya da direkt en üstte, direkt şuraya bak, şurada bir mesaj vermişiz. Eğer işe giriş tarihi tarihten büyük ise mesaj vermişiz. Bunu mesaj değil de şöyle yapabiliriz. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir tırnak içinde hatalı tarih ya da ilk tarih son tarihten da hatalı tarih diye. Hatalı tarih girdiniz desin. Sonra iki nokta üstteden sonra ne desin? FRM mesaj nokta show. Evet, bunu da yaptıktan sonra şuraya buraya fokuslayabiliriz. TX'te kullandığı izin nokta set focus. Evet, buraya da fokusladık arkadaşlar. Şimdi bakın, ben bir daha çalıştırayım. Ben burada şimdi burada adı soyadları büyük, departmanlar küçük. Bir personel kaydedeyim. Benim mesela bu sefer Kemal diye bir kayıt girelim. Bakın Kemal Yusuf kaydının üstüne getirecek mi? Sicili yazdık. Kemal
Kemal Aslan diyelim. Departmanını seçtik. Uzmanlığını seçtik. 2012 dedik. Hesapla dedik. Hesapla deyince kalan izine fokusladık ya. Kullandığı izine fokuslamamız lazım. Neyse onu birazdan düzeltiriz tekrar. 120 gün kullanmış, 10 günü kalmış. Bakın kaydet dediğim anda Kemal hemen Yusuf klas isminin üstüne getirip sıraladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Şimdi şöyle bu fokusu TX'te kullandığı izin nokta set fokus yaptık. Aslında şöyle de yapabiliriz. Şu her değiştiğinde hesapla butonu tıklatabiliriz arkadaşlar. Bunun içine giriyorum. Bunun change'ine geliyorum. Nerede change? Evet. Bakın işe giriş tarihi değiştiği zaman BTN hesapla klik yapıyor. Şimdi bir daha çalıştıralım. Daha iyi ne demek istediğimi anlarsınız. Mesela ben buradan bir tarih yazıyorum örneğin. 15 klikte de buraya fokuslamışız ya. Bu nedenle fokuslamayı demek ki iptal etmemiz gerekiyor. Şu fokuslama neredeydi? Şuradaydı. Şu fokuslamayı devre dışı bırakıyorum. Bir daha çalıştıralım. Mesela ben buraya da yazdım. İşte 01, 05. Allah Allah, niye böyle yaptı ya? 2010. Evet, hemen hak ettiği izin 150 çıkardı. 10, 06, 2001. Dedik. Gördüğünüz gibi 378 oldu. Kullanışlı mı acaba bu şekilde? '95'te 1500. Evet, buradan seçersek mesela 2003 dediğim zaman otomatikmen hesaplamış oldu arkadaşlar. Şu hesapla butonunu gizleyebiliriz bence. Şunu gizleyelim. Bunu visible'ni false yaptık, gizledik. Dolayısıyla çalıştırdığımız zaman hesapla yok artık. Mesela bir sicil numarası yazalım. Adı Murat Gül diyelim. Departmanı seçtim. Ünvanı hizmetli. Zabıta veya 01-04-03-2010 dedik. Aşağıya geldik. Hemen 170. Ondan sonra kullandığı izin. Tabii bu ikisinde pasif olması lazım arkadaşlar. Burayı değiştirememesi lazım. Şurayı pasif yapmamız lazım. Hemen pasif yapalım. Şu ikisini seçip pasif değil de locked var arkadaşlar. Kilitli true yapıyoruz. Buraları kilitliyoruz. Bir de şurada buranın içine girip bunun keydown olayına giriyorum. Pardon, keydown. Diyorum ki if şurada dikkat edersen key code var. If key code eşittir 13 ise then TX'te kullandığı izin nokta set focus diyorum. Yani ben özellikle kullanışlı olmasını istiyorum. Tabii mesela form açıldığı zaman dikkat ederseniz şuranın içine fokuslanmasını istiyorum. Burada da yine formun içine girip formun activate kısmına geliyorum. Diyorum ki TX'te sicil no nokta set focus diyorum. Dolayısıyla ben artık her çalıştırdığımda sicil no'nun içerisinde beni bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sicil numarasını da 6 karakterle sınırlandıralım. Rakam olarak 6. Aslında buraya bir şöyle yazalım. Google memurların sicil numarası. Numara uzunlukları. Kaç karakter diyelim.
Sicil yönetmeliği çıktı ya. Sicil. Neyse biz 6 yapalım. Sonra öğrenince şey yaparız. Sicil uzunluğu arkadaşlar. Şurada max length var gördüğünüz gibi. Max length'i 6 yapıyorum. 6 ile sınırlandırdım. Şu hesaplayı bu tarafa getiriyorum. Şu tarihi de biraz uzatmak istiyorum. Bu hesaplayı zaten gizledik arkadaşlar. Evet, çalıştırdığım zaman sicil numarası rastgele yazabiliyorum artık. Sinan Çetin apartman unvanı yazdım. 01 şey 10 02 2014 enter dedim. Bakın kalan izne fokuslandı. 60 ve bir de şuradan arkadaşlar şunların buraya fokuslanmaması için burada tab stop var arkadaşlar. Tab stop false yaptığımız zaman enter'a bassanız da buralara gelmeyecektir. Dolayısıyla çalıştırdığımda mesela izin buradaki enter'a basınca bakın direkt artık buralara fokuslanmıyor. Buralara gelmiyor arkadaşlar. Bunu da ayarladık. Dolayısıyla personel formunu kayıt işlemini yapmış olduk. Şimdi burada personellerimize baktığımız zaman toplam günlerini, kalan günlerini ve kullandığı günleri ve kalan günleri burada gösterdik. Sicil numaralarını da gördüğünüz gibi ID'leri bu şekilde giriyor. Ayarlar sayfasına baktığımız zaman en son 6 personel kaydettiğimizi görüyorsunuz. Şunları büyük harf yapsak iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi personel isimleri büyük harf. Mesela ben buraya geliyorum. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar şöyle bu tarafa çekiyorum. Buraya ben hepsini büyük harfle nasıl çeviririm bakın. Büyük harfle yazı işleri müdürlüğü dedim. Aşağıya bakın ben F yazınca hemen hepsini büyük yapmak istediğimi anladı. Enter'a bastım. Hepsini büyük harfe çevirdim. Ben bunları kesip şuraya yapıştırdığım zaman otomatik hepsi büyük harfe çevirmiş oldum. Aynı şekilde ünvanları da şöyle yapabiliyorum. Buraya başkan diyorum. Aşağıya gelip M yazdığım zaman bana büyük harfe mi çevirmek istiyorsun dedi. Evet dedim. Hepsini büyük harfe çevirdikten sonra bunu buradan kesip şuraya yapıştırabiliyorum. Bakın büyük harfe küçük harfe çevirmenin bir yolunu da görmüş oldunuz. Dolayısıyla artık personelleri de burası hep sabıta komiseri olarak kaydı oluyor. Burada bir eksiklik var. Ama bu olmuş hepsini biz bu şekilde mi girdik acaba? Sabıta komiseri olarak mı girdik? Bir daha bakalım. Mesela sicil numarası girdim. Cemal Deniz Cemal Yıldız diyelim. Mesela ne girelim bu sefer? Yazı işleri müdürü. Müdür. Şöyle 2001 diyelim. 380 diyelim. Bak, yok. Biz hep zabıta komiseri olarak girmişiz demek ki. Şurayı biraz uzatabiliriz. Toplam gün bu, kullandığı bu, kalan gün bu. Sicil numaralarını sola hizalayalım. Şu tarihleri çift tıklayalım. Buraları biraz daraltalım arkadaşlar. Evet. Saat kaç oldu? 44 dakika. Evet, bu dersimizde arkadaşlar personel kayıt işlemini yapmış olduk. Bu dersimiz de bu şekilde olsun. Bundan sonraki derste izin girişine geldiğimiz zaman buraya tabii ki personel
Bir saniye. Arkadaşlar biz yeni izin girişine tıkladığımız zaman burada personel listemiz gelecek. Hayır, nasıl yapacağız yani personelleri? Bir personel listesi gelmesi lazım ki oradan bir personeli seçip buraya girelim. Ben buradan personel izinlerini takip edeceğim. Tamam, dolayısıyla bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Şunun hepsini seçiyorum. Ctrl A, Ctrl C dedim. Ve yeni bir user form açtım. Formu şöyle büyüttüm. Ctrl V ile yapıştırdım. Ondan sonra şöyle, tamam. Şuraya arkadaşlar şöyle yapacağım. Uf, şu niye seçilmiyor ya? Tamam. Evet, buraya personel listesi diyorum. Şunun zemin rengini farklı bir renk yapalım bu sefer. Back style'ini 0 yaptık. Tamam, personel listesi. Tabii bu kadar geniş olmasına gerek yok. Şöyle formu biraz büyütüyorum. Şu önce tabii biz burada list mi kullansam, grid mi kullansam, ben bu sefer view kullanacağım. List view kullanacağım arkadaşlar. Şöyle, tamam. Sonra burayı da küçültüyorum. Ondan sonra şu kapatı buraya alıyorum. Şurayı şöyle yapıyorum. Formu biraz yukarı çektim. Tamam. Şimdi burada şu personel kayda gerek yok. Kapat, şurada olsun. Şimdi biz burada ne yaptık? Ana formda personel kayıt, personelimizi kaydediyoruz. Yeni izin giriş dediğim zaman burası şuraya yeni personel diyorum. Personel kaydet diyeceğim. Personel. Allah Allah. Personel kayıt diyorum. Şu formun ismini de caption'a şuna personeller diyorum. Formun ismini de FRM personel listesi. Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi ana formda şuna personel kayıt değil de buna personel listesi diyeceğiz. Seçemiyorum ya. İlginç. Ha şimdi personel listesi diyeceğiz. Personeller diyeceğiz. Personellere çift tıklıyorum. Burada FRM personel kayıt açtırmış mı ya? Bunu kesiyorum. FRM personel listesi nokta show diyorum. Sonra personel listesinin yeni kaydına da FRM personel kayıt nokta show diyorum. Şöyle bir çalıştıralım. Burada personeller dediğim zaman burası geliyor.
yeni personel dediğim zaman da burası gelecektir arkadaşlar. Şunu biraz daha daraltsak mı ya da böyle kalabilir aslında. Son olarak şunu yapıp bitirelim arkadaşlar bu dersi de. Şu kapatın içine on road mi diyorum. Evet, bundan sonra devam edeceğiz. Bunu biraz küçültsem güzel olacak bence. Şunu 30 değil de 22 yapalım. Şurayı biraz daraltmak istiyorum. Şunu da şöyle yukarı çekeceğim. Ondan sonra şurayı da şunun zemir rengini de arkadaşlar şöyle yaptım. Tamam. Dersimiz bu şekilde. Derste ne yaptık? İşte yeni izin girişini yapacağız. Personeller dediğim zaman burada personel kayıt işlemini yaptık. Bir sonraki derste bu arka sayfada gördüğünüz personelleri şuraya çağıracağız. Burada güncellemelerini, silmelerini yapacağız. Arkasından da izin girişlerini yapacağız ve bu izni yazdırmayı da yaparak devam bitireceğiz arkadaşlar. Yani devam edeceğiz. Kısacası bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hem tasarımı düşünüyorum, hem kodlamayı bir arada yapıyorum. Çok böyle girdik çıktık formların içine arkadaşlar. Umarım kafanız fazla karışmamıştır. Sonuçta bu derste personel kayıt işlemini yaptık. Hepinize iyi geceler.